Ceyda Gelin spor tarzdaki mutfağına gold parçalarla şıklık katmış. Gold kafesli sandalyelerle mermer masanın uyumu gayet güzel. Sandalyelerdeki metal kafes avizeye de taşınarak uyum yakalanmış. Pek sık göremediğimiz gold detaylı rustik fırın mutfağın tarzına çok yakışmış. Döküm tezgah sade olduğundan mozaik ara fayanslar göz yormuyor. Gelinimiz siyah beyaz raflı dolabı küçük ev aletlerini sergilemek için kullanmış. Krem tonlarındaki İskandinav stili halı vizon rengi dolaplarla kombinlenmiş. Balkon aktif olarak kullanıldığından mekanizmalı plise perde tercihi akıllıca olmuş. Benim yorumlarım bu kadar. Bakalım gelinlerimiz mutfağı nasıl değerlendirecek? Gelinler, Prenses Mutfağı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Vallahi nereden başlayacağımı şaşırdım. Benim mutfağıma demiştin ki orman bahçesine geldik. Sende de herhalde meyve bahçesine geldik. Burada var, orada var. Bu bibloları buraya uygun bulmadım maalesef. Çok yüksek kalmış. Arkada da aynısını kullanmışsın. Sadece yanındakiler farklı. Onların yerde oluşu pek beğenemedim. Onun dışında kahve köşeni çok beğendim. Çok güzel duruyor. Halını beğenmedim çünkü hem deseni hem de rengini uyumlu bulamadım açıkçası. Bir de dolaplarında beyaz kahvenin bir tonu ve siyah ve gold var. Çok karmaşık geldi açıkçası bana. Ara fayanslarında da bordo gibi renkler, kahvenin tonları var. Yani bu kısım çok karışık geldi açıkçası bana. Kahve köşen dışında maalesef bir yeri beğenemedim. Meyve bahçesi derken hangi meyvelerden bahsediyorsun? Onlar gerçek değil ki. Tamam, benim de çiçeğim yapaydı zaten. Sonuçta yapay mı gerçek mi diye konuşmamıştık. Bu da biblo, ben bunları beğenmedim. Başka meyve nerede var? Şurada da var, yani o yüzden beğenmedim. Kabak onlar Mehlikacığım. Kabak da Sakarya'da meşhur bir yiyecektir. Onun üzerine tahin sıkılır, fıstık koyulur, o şekilde yenilir. Ve biz kabağımıza çok düşkün olduğumuz için öyle bir biblo kullanmak istedim. Uyumsuz dediğin şeylerde de evim kiralığı için fayansları ve dolapları değiştiremem. Mobilyalarımı da daha önceden almıştım. Bunlar da gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, bunlar çok uygun. Yani kahve köşen, bulaşık makinenin buzdolabını gerçekten çok beğendim. Özellikle bunların tarzı çok hoşuma gitti. Sadece mutfağına yakıştıramam. Ama gerçekten bunu ilk defa gördüm hatta. Ya bu modelini görmemiştim. Vintage tarzlarını görmüştüm ama bu modeli çok beğendim. Ama onun dışında maalesef beğenemedim. Tamam, teşekkür ederim. Ben devam edeyim. Halını ben beğendim. Sadece uzunluk kısmında kalmış. Sanki makineye atmışsın da böyle küçülmüş, ortada kalmış misali olmuş. Fatmacığım, makineye atmadım. Bu halı makineye zaten girmez. Onun haricinde de zaten mutfaklarda çok büyük bir halı kullanılmaz. Çok, çok büyük değil ama uzunluk olarak biraz daha uzun olabilirdi. Ben sanki bu şekilde seviyorum. Prenses mutfağıma bu yakışıyor. Tamam, öyle diyorsan öyle olursun. Yani ne diyebilirim? Arkadaşa şu şekilde katılıyorum. Gold, rose gold, kahvenin uyumunu çok ben de beğenemedim açıkçası. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben yorum yapayım Ceyda'cığım. Avize hakkında. Biraz buraya, yani tam olarak böyle ışıltı vermemiş orası. Biraz küçük kalmış buraya. Yani bilmiyorum sizin nasıl bakıyorsunuz. Ben sevmedim doğrusu. Bir de orada radyo mu görüyorum? Üstünde böyle mum falan var. Evet, mum yakıp radyo mu dinliyorsunuz mutfakta? Evet. Yemek yaparken radyo açmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ay, orada o yemek yüzden pişirirsen öyle yağ sıçramıyor mu oraya? Yok, hiç sıçramıyor. Orada zaten sıçratmayıcı bir şeyim var. Telim var bu şekilde. Öyle koyuyorum ve sıçramıyor. Anladım. Buraya da bir jalyuzun üstüne bir perde olsaydı bence, bilmiyorum, daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, perde burayı çok kapatacaktı çünkü bu kahve makineleri, bunlar da burada olduğu için onun yerine jalüzi yaptırmayı tercih ettim ve oraya böyle bu şekilde biblolar koymayı tercih ettim. Ben masanı uyumlu bulmadım. Beyaz eşyanı çok beğendim. Dolapların da çok hoş. Kahve köşeni de beğendim ama dediğim gibi halıyı beğenmedim. Bir de avizeyi hiç beğenemedim. Yani üçünü beğenemedim. Geri kalan beğendim. Bir de o biblolar çok abartılı olmuş. Hani burada tek burada olsaydı çok güzel dururdu. Avizeyi şöyle söyleyeyim, sandalyelerimle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da tel tel, o da tel tel ve mutfak avizesi o. İçerisinde de özellikle beyaz değil de gün ışığı kullanıyorum. O da mutfağıma uygun olsun diye. Ben seviyorum. Sandalyeye uygun yapmışsın ama bu sandalye, yani rahat oturuyor musun bunda? Hani bir oturayım, nasıl otur rahat bakalım. Ay kız, bu arkana batıyor ya burası. Niye? Ve rahat mısın burada? Yani şöyle, aldığımdan beri belki bir kere oturmuşumdur. Çünkü biz evde yemek yemiyoruz.
Evde yemek de çok fazla niye yapmıyoruz. Evde yemek yemiyorsunuz? O yüzden bu kadar çok rahatlığı benim kadar, için önemli değil. Bu kadar uğraşmışsınız. Daha önemli. Neden bir kere oturduğunuz evde hiç yemek yapıp eşinle oturmuyor musunuz mutfakta? Yani balkonumuz var, balkonu tercih ediyoruz. Burayı tercih etmiyoruz. Peki neden masa koyduk? Kışta demiyorum buraya? Ama kar yağsa da mı balkonda oturuyorsunuz? Salonum var, salonda yemeği tercih ediyorum. Bunu niye koydunuz o zaman buraya? Takım olsun diye koydum. Ha, süs olsun diye evet. Yani. Masayı orada olması çok saçma çünkü kullanmıyorlarmış. Yemek de yapmıyormuş zaten. Yani neden almış anlamış değilim. O zaman bunlar da süs olsun diye burada koymuşsun. Keşke salona koysaydı. Neyse. Salonum onları kaldırmazdı. Salonum daha şık ve daha ağır olduğu için bunlar daha spor olduğu için mutfağa koymayı tercih ettim. Ha, mutfak kaldırdı diyorsun evet, yani. Evet, mutfak kaldırdı. Neyse. Evde yemek yapmıyorum dedim. Bugünkü ikramları kim hazırladı o zaman? Bugünkü ikramlarda tabii ki de yardım aldım akrabalarımdan. Fakat kendimi yaptığım da birkaç bir şeyim var. Onları da söyleyeceğim sizlere. Sunumumu kendim hazırladım. Ellerimle çok güzel bir sunum hazırladım. Yemek konusunda çok becerikli değilim. O yüzden evde yemek yemeyi tercih etmiyoruz. O zaman bu masayı da koymasaydın buraya süs diye. Neden? Uyumlu olmamış mı? Uyumlu olmuş da yani süs diye masa mı koyulur Allah aşkına? Tabii mutfakta masa olmazsa olmazdır yani. Masanın fiyatını sorabilir miyim? Masa ve sandalyeler 5 ay önce almıştık bunları 15 binde. Ben beyaz eşyalarını öğrenmek istiyorum. 120 bin beyaz eşyalarım. Yani buzdolabı, bulaşık makinesi ve ankastre set mi? Evet. Sadece şu aldığım set daha farklı. Burası kira olduğu için onu koymayı tercih etmedim. Onu değiştirmedim ama daha farklı bir şey almıştım o yüzden. Tabii deseninden dolayı sanırım bu kadar yüksek. Evet. Kahve köşeğini ne kadar aldın? Dolabı 1000 TL. Halını? Halım da 2500 TL. Jaluzilerin var mıydı yoksa siz mi yaptırdınız? Biz yaptırdık onları da. Onlar da 5000 TL tuttu. Avize? 600 TL. Şu radyodan bir şeyler çalabilir miyiz? Bir havamız değişsin. Bir... Tabii, böyle şıkır şıkır oynayalım. Aynen. Aç bir. Mutfakta çok karmaşık buldum. Benim evimde orman bahçesi demişti. Onda da bir sürü meyveler vardı. Meyve bahçesi olarak değerlendirdim. Çok karmaşıktı. Sadece kahve köşesini beğendim. Mutfağı pek beğenmedim. Perde koysaydı daha iyi olurdu.